Süleyman Soylu İçişleri Bakanı orada açıklamalar da yaptı. Şimdi orada yaklaşık 32 kişi mahsur kalmış, helikopterle kurtarıldı, genelkurmaydan yardım istediler. Hadise devam ediyor orada tabi, bu sel ve heyelandan dolayı kayıplar 7 kişi, 4 tanesi çocuk olmak üzere. Şimdi bu Düzce, Zonguldak bu tarafta iklim değişikliğinden kaynaklı geçtiğimiz günlerde Çevre Bakanı açıklaması vardı Karadeniz'e eylem planıyla ilgili olarak, ama o bölgede acaba belli ki böyle devam edecek iklim değişiminden kaynaklı. Başka alternatif önlemler alınabilir mi? Alınacak mı? Bunun için hükümet bir açıklama yaptı ama icraata geçti mi? Örneğin Çevre Bakanlığı Karadeniz Eylem Planı açıklaması sonrası. Buyurun. Şöyle, ilk etapta hani bu şeyi, krizleri ve bu olası olumsuzlukları giderebilecek noktalar çalışılıyor. İşte ne bileyim, şu kenarlarına şeyler, bir takım işte kanallar açarak bunun birikmesini önlemek gibi. Ama asıl kalıcı tedbir planı oradaki yapıların mevcut iklim koşullarına göre yeniden dizayn edilmesi. Zaten iklim koşulları değişmezse bile Karadeniz'de birçok yapı normal koşullara bile uygun değil. Yani işte dere yatağı, dere yatağının içine ev yapmış. Karadeniz'e gidenler bilir. Böyle zaten hani yağmurlu bir yer. Trabzon'u mesela ben hani çok iyi biliyorum. Trabzon'da da mesela böyle birçok sorunlu yer var. Yani tahmin edilenden biraz fazla yağmur yağınca çok başka manzaraların ortaya çıkabileceği bir durum. Daha planlı bir kentleşmeye ihtiyaç var. Daha işte ne bileyim, mesela şöyle bir yamaç düşünün. Kayma ihtimali var falan ama işte 4-5 katlı bir beton yapı yapılıyor. Şimdi bunlara bir şekilde müdahale etmek gerekiyor. Çevre Şehircilik Bakanı da gördüğü o eylem planını hayata geçirmek. Bu yapıların hepsinin mevsim koşullarına göre yeniden elden geçirilmesi gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok. Yani siz doğayla savaşamayacağınıza göre doğaya uygun o zaman eylem planı ve kendi koruma yöntemi bulacaksınız. Evet. Şimdi